Gecebeci Mahallesi 2354 sokak doğalgaz patlaması abi. Esayi iş bölü, sağlık ekipleri hepsini müdahale etmiş durumda. Akşam burada yangın çıktı. Bir kiracı ev sahibiyle tartışmış. Galiba kiraya zam yapmış. Evet. Zam yaptığı için de adam çıktığında evi yakıp öyle gitmiş. Adam daire boş mu yani? Daire şu boşken anda boş. Mi yapmış? Yok tabii. Boşaltmış. Boşalttıktan sonra kiracı evi yakıp öyle çıkmış gitmiş. Zamdan dolayı. Tabii zamdan dolayı. Adam galiba kira şey ev sahibi bayağı yüklü bir zam yapmış. Evet. Kira 1000 lirayken 2,5 bin lira yapmış. Evet. Ben bunu biliyorum. O yüzden adam da çıktığında demiş ki ben de bunu böyle bırakmayayım yanımda. Adam evi yakıp öyle çıkmış gitmiş. Borçlar nedeniyle yaklaşık 100 bin küsur bir paradan söz ediliyor. Borçları nedeniyle psikolojik bir bunalımı var ve olayın yaşandığı gece eşi bir saat öncesinde evi terk ediyor. Kendi can güvenliği için eşini tehdit ediyor. Anladığım kadarıyla eşi evi terk ediyor kendi canını kurtarabilmek için. Gittikten bir saat sonrasında da komşumuz ya da kişinin annesi, eşinin annesi bize ulaşıyor, evi yakacağını söylüyor. Biz o sırada zaten yanmış olarak görüyoruz. Evet. Bir gün sonrasında böyle bir şey gerçekleşmesi ve eşiyle tartışması şey gibi bir düşünce uyandırıyor. Adam zaten iş konusunda problemli, parasal açıdan problemli ve alkole yönelmiş bir durumda, sağlıklı düşünemediğini varsayıyorum ve en son darbeyi de eşiyle arasında geçen ailevi bir problemle birlikte bu durumu gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani o kişi için her şey üst üste gelmiş olabilir ama hiçbir şey, hiçbir durum bir insanın, hatta o gece burada 10 kişinin üzerinde vatandaş vardı, 10 kişinin üzerinde aile vardı. Hiçbir durum bu binayı yakıp da kapıyı üzerine kitlemeye çalışıp da insanların hayatıyla oynama ihtimalini vermiyor. Annem telefonda yangını çıkaran kişinin, yani eşinin annesiyle telefonda konuşuyor. Annesi diyor ki evden çıkın, yangın çıkaracakmış, kendinizi kurtarın diyor. O sırada saniyeler içerisinde duman kokusu yukarı çıkıyor, kapılar sıkışmaya başlıyor. Bizim kapımız bile şu an çok zor kapanıyor, kolay açılıyor. Aşağısı da aynı şekilde, giriş kapı da aynı şekilde. Dışarıya çıktık, biz dışarıda çığlık çığlığa bağırırken adam video kayıtlarında da görünüyor. Adam sakin bir şekilde sokağın başında bizim çığlıklarımızı duydu. Sokağın başındaydı o esnada. Biz sokağa fırladığımızda adam sokağın başındaydı. Kamera kayıtlarına yönelerek söylüyorum ben de zaten. O şekilde gösteriyor kendisini ve çok sakin bir şekilde çıkmış durumda. Bu kadar kolay yangını çıkarabilir, ne olabilir diye bir baktık. Ocağın üzerinde bir şey eritmiş. Büyük ihtimalle plastik bir şeyi her tarafa dökerek yapmaya çalıştı bunu. Çok kısa bir sürede gerçekleşen bir durumdan söz ediyoruz. Yangını çıkardıktan saniyesinde biz dışarıda kendimizi bulduk ve saniyesinde ev Alep topuna döndük.